Cumhurbaşkanımız geçenlerde dedi ki aç insanlar varmış, muhalefet doyursun onları o zaman. Onun 20 senedir doyurmadığını demek ki muhalefet doyur. Siz bu işi yapamıyorsanız ben elinizden alırım, ben doyurum. Siz sorarsınız. Ben sorarım. O zaman? Nokta. Nokta yani. Hani bu yani birisi bir işi yapamıyorsa bir öbürkü yapmak zorunda. O, muhalefetin görevi olsa muhalefet. Muhalefetliğini yapacak. Hükümet de hükümetliğini yapacak. Yapamıyorsa da muhalefetin dediğini yapacak, çekilecek. Veya kendine güveniyorsa çıkacak meydana, er meydana gibi. İşte lan ben buyum diyecek, onu yapacak. Artık uyanın, uyanın, uyanın artık. Uyanın ya, bitmiş, ülke bitmiş ya. Demek ki şimdiye kadar mafya çete yönetiyormuş bu ülkeyi. Böyle bir şey ben görmedim. 56 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim. O kadar hükümet gördüm. Böyle bir hükümet görmedim ya. Yazık Ziraat günah. Ziraat Bankası'ndan 750 milyon evet, dolar kredi var. Alalım bakalım bir Ziraat Bankası'ndan kredi veriyor mu? Aldığımızı düşünelim. Bir ay ödemediğin zaman kapına nasıl icra gelir? Ben herkese söylüyorum burada duyanlara. Milli piyango, şans oyunları kesinlikle oynamasınlar. 750 milyon dolar alıp da kredisini ödemeyen Yıldırım Demirören bugün herhangi birisine ikramiye çıktığı zaman hiç sanmasın ki o ikramiyeyi verecek. Vermeyecek. Vermez. Ortada belli. Sürekli devre diyor. Yani bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Ben önceden milli piyango da alıyordum. Şans topu da oynuyordum. Şimdi oynamıyorum artık. Yazık günah ya. Cumhurbaşkanımız geçenlerde bir açıklama yaptı. Ülkede aç varsa dedi, muhalefet doyursun dedi. Ne söylersiniz? Muhalefetin görevi midir? Muhalefetin görevi yani başta kalan kimse o bakacak kardeşim. Açları da doyacak, iti köpeğini doyuracak, affeder şeyi doyuracak. Muhalefetin ne kabahatı öbür adamları. Bırak git adamlar onlar baksınlar. Sen bir Sedat Peker'in peşi hakkından gelemiyorsa ben daha ne diyeyim? Adam çete işte. Çetin hakkından gelemiyorsa çek kardeşim. Çetin hakkından gelemiyorsa daha ben bir şey seçip şey bulamıyorum ki ben. Başka bir kişinin gelmesini çok isterim. Hasan Mehmet şey demiyorum. Bir tane dürüst insan gelecek yönetecek. Alt tabakayı aç bırakmayacak. Zengini zengin yapmayacak.